Adana'nın nesi meşhurdu? Kebabı. Adana ve kebap. Allah Allah. Daha önce hiç duymamıştık ya. Şey ne diyorlardı? Geri geri gelmeye bir şey vardı. Angara. Dur. Yok. Angarya. Ne Anarya. Anarya gel. Şimdi ilk önce programa hiç başlamadan önce bu siyaset uzmanıyla alakalı bir kez daha programın başında anlatalım derdimizi. Hani niye çekiyorsunuz bunu? Amacınız nedir? Nereye ulaşmak istiyorsunuz? Kime hizmet ediyorsunuz? Kim sizi fonluyor? Kim dedi size bu programı yapın? Manyak mısınız? Niye böyle bir programa girdin? Gibi insanların aklında değişik sorular olabilir. Onun için başlangıçta şu siyaset uzmanı programının içeriğiyle alakalı, formatıyla alakalı birkaç bilgi verelim. Çerçeveyi çizelim. Ondan sonra programımıza devam edelim. Programımızın amacı ve formatı yok. Yok, gerildik abi. Son 3-5 yıldır işte zamlar, enflasyonlar, efendim savaşlar, işte doğalgaz geldi. Bu doğalgaz. Abi programda tek amacımız şu. Böyle yarım saat, 40 dakika muhabbet etmek. Konu bir yerden başlıyor, nereye bağlanacak? Yok abi. Aynı YouTube'da video izler gibi. Açıyorsun, direkt başlıyorsun video izlemeye. O videodan oraya geçiyorsun, ondan oraya geçiyorsun, ondan oraya. Birisi de yazmış ya, müstehcen içerikli bir videoya sıra gelmiş. Oraya da yazmış ya, abi ben en son Arif'in Manchester attığı golü izliyordum. Buraya nereden geldim diye. Muhabbetin nereye gideceği bir amacımız yok. Bir mesaj vermek gibi niyetimiz yok. Sadece ve sadece oturup böyle yarım saat, 40 dakika oturup gülelim. Şimdi mesela bizim videolar 200 bin, 300 bin, 500 bin falan izleniyor işte Facebook'ta, YouTube'da. Siyaset uzmanı öyle değil. Siyaset uzmanı işte 50 bin, 80 bin, 100 bin. Niye? Çünkü izleyen adam bunu paylaşmıyor. Niye paylaşmıyorsunuz? Boşuna program çekiyoruz burada. Ne olur yani? Bir like ya, bir like. En son ne anlatıyordum? Manchester maçı. Yok lan konuyu. Bir tek amacımız var. Sadece konuşup gülmek istiyoruz. Eğlenmek istiyoruz. Ve program bittiği zaman ulan yarım saat bunu izledim. Hiçbir şey anlamadım. Ama çok güldüm demeniz için bu programı yapıyoruz. Gerildik abi. Trafikte önde bir araç var, arkadaki korna basıyor ona. Vay efendim sen kime korna çalıyorsun deyip alıyor adam eline sopayı, iniyor aşağıya, kafa göz dağıtacak onu. Adam diyor ki abi bagajın açık, onu hatırlattım sana. Gerildik abi. Her tarafta tartışma. Şu anda bile gerildim. Bir de mesela Abdurrahman Uzun dediği oturacak kameranın karşısına, atara atar gidere gider, masalara vurmalar. Geçen şu Stuttgart'ta konferans verdim. Adam konferanstan çıktı, dedi ki abi dedi şu anda hiç eve gidesim yok. Direkt Viyana'ya kadar dayanmak istiyorum dedim. Bizim programdan öyle etkileniyorlar. Abi diyor geçen senin videoyu izliyorum. Gayet diyor sakin bir konu var diyor ya. Bir yerde bir temel at. Abi sen olayı bir anlatıyorsun ki ben zannediyorum ki nükleer tesis yapılacak oraya. Normalde diyor bir yerde bir kreş temeli atılıyor. Hani o kadar olayı büyütüyorsun. Her hafta inşallah böyle hasta masta olmazsak. Hani burada gülmek derken oturup da hal ve hareketlerimize, söylemlerimize gülün istemiyoruz. Rahmetli Erkan Ocaklı söylemişti bana. Dedi ki Karadeniz'i çok yanlış tarif ediyorlar. Şimdi Karadeniz dediğin zaman temel Fadime. Karikatür tipler. O ifadeyle geleyim misin, gideyim misin? Erkan abi dedi bana ki, ulan dedi Türkiye'deki hapishaneleri gez. Yarısında Karadenizler var. Onlar oraya fıkra anlattığı için girmedi ha. Hani hakikaten de böyle. Ha bizim Karadeniz başlı başına efsane. Diyelim ki böyle canın sıkılıyor. Ulan bir güleyim ya. Kendimi bir akıntıya bir bırakayım dediğin zaman Karadeniz'e gideceksin abi. Uçaktan indiğin anda mevzu başlıyor. Oksijen çarpıyor herhalde. Ondan bir şey değil falan. Dağların paralel bir şekilde, onu da coğrafyadan öğrenmiş. Benim hep, coğrafyam çok siz, iyiydi. Senin coğrafyan çok iyiydi. Adamın bir tanesi. Bak şimdi böyle dedin ya. Bazıları da diyor ki bana abi diyor sen önceden diyor çok fıkra anlatırdın. Evet şimdi de anlatıyorum. Ama yeri gelmesi lazım. Konunun üzerine fıkra anlatacaksın. Öyle ne ya? O oturduğun yerde temel bir gün şuraya gidiyormuş. Bu ilkokul fıkrası. Kimse gülmez buna. Yıllar önce Temel kalktı, işte Avrupa'ya gitti, gemiyle memiyle gezdi, gemilerde çalıştı, Avrupa'da, Amerika'da, okyanusa mokyanusa açıldı. Geldi köye, kahvede herkes oturmuş, Temel bunları anlatacak ama Dursun da yanda, Dursun gıcık oluyor bu Temel'e. Şimdi ne anlatırsa onu bölmek diyor, yani orada hava atmasına müsaade etmeyecek. Temel başladı, işte bir gün Hollanda'ya gittik gemiler, Dursun orada mı? Hollanda. Avucumun içi gibi bilirim orayı. 3 sene kaldım orada. Şimdi Temel bir duruyor. Neyse diyor bir gün diyor Almanya'ya. Almanya'nın denize açılan kapısı Hamburg'dur. Hamburg'a diyor gittik limana yanaştık gemiden tam indim oradan bildim. Ne? Hamburg mu? Avucumun içi gibi bilirim orayı. 4 sene kaldım orada. Temel orayı da anlatamıyor. Neyse diyor bir gün diyor gemiyle okyanusu açtık diyor. Şili'ye gidiyoruz diyor. Güney Amerika'nın en ucuna. La baş Şili deme. Şili var ya ha bu köyü nasıl bilirim? O Şili'yi aynen öyle bilirim. Ulan nereye diyorsa bir hemen zıplıyor. Neyse diyor bir gün diyor Libya'ya gidiyoruz. Libya mı? Ha bu bizim evi nasıl bilirim? Libya'yı öyle bilirim 4 sene kalmışım orada. Temel en son dedi Dursun dedi senin dedi herhalde coğrafyan güzel ha. Ne dedi coğrafya mı? Avucumun içi gibi bilirim orayı 5 sene kalmışım orada. Coğrafya bu. Neyse biz konuya girelim başlayalım mı?
hiçbir istasyona uğramadan bir seyahat yapacağız. En son geldiğimiz noktada nereye varırız orayı Allah bilir. Ne der eskiler? Bir yolculuğa çıktığın zaman o yolculuktaki taşlarda, dikenlerde o yolculuğa dahildir. Onun için aklımızda ne varsa konuşa konuşa böyle güzel bir program yapacağız. İnşallah programın sonunda da siz de ulan iyi geldi bana bu program dersiniz. Gerginlik. Tabak. Kaşık. Aynen bu mu? Programımız şu. Soruyu soracaksınız. Siyaset uzmanı burada. Hatta bizi ekran karşısında izleyen dostlar. Sizin de merak ettiğiniz siyaset konusundaki sorularınız varsa onları auzun53@hotmail.com mail adresinden bize gönderebilirsiniz. Göndermiş olduğunuz maillerini camımız tarafından tek tek okunacak. Uygun olanlar camının girişine asılacak. Öyle bir tane şey vardı. Yok, saçmaladık burada. Siyasetle alakalı veyahut da gündemle alakalı sorduğunuz sorudan itibaren ben bu sesi duyduğun anda 2,5 dakikada senin soruna cevap vermem lazım. Bu aradan da tekrar söyleyeyim. Korsan siyaset uzmanlığı yapmayalım lütfen. Bizim bu konuda bak kart vizitimiz de var. Burada kart vizitimiz de var. Siyaset uzmanı. QR kodla yapıyoruz onu. Ne öyle işte isim, telefon, adres. Gerek yok abi QR kod. QR kod. Geçen hafta şey konuştuk mu mezar muhabbetini? Geçen hafta da anlatmıştım ya adam mezarda mezar taşına artık isim yazmıyor. QR kod koyuyor. Yanaşıyorsun telefonla bir bakıyorsun. Eğer QR kod karışırsa orada mesela Konyalım et lokantasının menüsü de çıkabilir orada. Yani o da var. Neyse şimdi başlayalım. Abi ben yarım saat oldu ve ben halen daha siyaset uzmanına başlayayım. İşte siyaset böyle bir şey. Bir saat konuşuyorsun, hiçbir şey söylemiyorsun. Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya ve ilçeleri. Buyurun Şule Hanım. Millet İttifakı sizce Hüseyinbaşı aralığını alır mı? Hüseyin Baş niçin Millet İttifakı'na alınmıyor? Veyahut da niçin oraya başvurdu? Oradakiler buna ne cevap verecek? Veyahut da o soruyu şöyle de sorabiliriz onu. Hüseyin Baş niye durduk yere Millet İttifakı'na girmek istedi? Millet İttifakı yoldan geçen herkesi alıyor mu? Veyahut da o soruyu şöyle sorabiliriz onu. Normalde Hüseyin Baş hangi sıfatla Millet İttifakı'nın içerisinde olacak ama masanın üstünde mi olacak, masanın altında mı olacak? Toplumsal infial niye oluşacak? Hüseyin Baş bir parti lideri falan değil. Bildiğin babasının kurmuş olduğu bir cemaat var. Ve o cemaatte de babadan oğula devam eden bir saltanat sürüyorlar. Eğer diyor beni altılı masaya almazsanız Türkiye'de infial olur diyor. Ulan 600 tane oyun var. Hep infial olsanız ne olacak? Bak babadan oğula parti liderliği geçiyor ama demokrasiyi savunuyorlar. Şimdi bu Hüseyin neyin peşinde onu bilmiyoruz onu. Millet İttifakı'na girmek istemesi. Tabi burada Meral Akşener'in yani 20-30 bin oyu olan arazide hiçbir karşılığı olmayan bir adamı niçin Millet İttifakı masasına almaya çalışıyor? Zaten 6 kişi oturuyor orada. Masada yer yok. Bir de altında da bir iki kişi var. Meral Hanım bunu oraya niye sokmaya çalışıyor? Aslında o Millet İttifakı'nın altılı masa var ya, o altılı masayı Meral Akşener hani bana yar olmadın, hiç kimseye yar olma Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda o masayı dağıtacak geliyor bana. İşte onu da herhalde bir tane CHP'li bir yazar söyledi onu. Dedi ki Meral Akşener bu Millet İttifakı masasını büyüt terek öldürecek. Bu çok güzel bir yaklaşım. Hani kadroya bakıyorsun aynı Avrupa Birliği gibi. Şimdi burada Almanya, Fransa, İyi Parti, CHP. Onun yanında nerede bir Norveç, nerede bir Finlandiya var? Hepsi geldi toplandı. Yetmedi. Şimdi adaları da almaya başladılar. Hüseyin bak yemin ediyorum ben yarın diyeyim ki arkadaşlar öğlende cuma namazından sonra Rize meydanda toplanacağız. Bir mevzu var o mevzuyu konuşacağım. Desem yemin ediyorum Hüseyin Baş'ın aldığı oydan daha fazla adam toplarım orada. Ama onu alıyorlar oraya ki ne yapacaklar? Çorbaya çevirmeye çalışıyor. Aynı gömlekten, aynı bedenden niye alıyorsun? Ali Babacan aynı. Ahmet Davutoğlu aynı. Temel Karamollaoğlu aynı. E şimdi Hüseyin Baş o da aynı. Demokrat Parti hiç sayma zaten. Bir tek Cemal Engin-Yurt oy veriyor ona. Cemal abi. Daha dur. Bedava. Onları dur. Dur onları konuşacağız. Bedava. Elon Musk bildiğiniz gibi sonunda muradına erdi. Elon Musk satın aldı. Evet, kaç para verdi ona? 44 milyar dolar. Mesela kamyondan taşınır mı? Veyahut da bir odaya koysan onu ne kadar yer tutar? TL karşılığını zaten. Yok onu TL ile çarpma zaten. Para cin çarpmışa döner yani. Oraya hiç girmemek lazım. 44 milyar dolar. İşte bak
tahayyül edemiyorsun onu. 44 milyar bir de dolar. Mavi tikli hesapları paralı yapalım aylık. Her ay para alalım. Para alalım. 19 aylık. En son 8 dolar olabilir mi acaba falan diye böyle bir pazarlık. Ha pazarlıklar devam ediyor şu anda. Tam yani direkt şu hani kulağın oradan yanağın oradan mı öpecek yoksa direkt yapıştıracak mı onun hesabı yapılıyor. 8 mi 19 mu? Al abi benim mavi tıkımı ya. Öğrenci indirimi var mı? Benim halen daha var. Açık öğretimde devam eden bir tane dersim var orada. O orada duruyor. Bazıları var adam 43 yaşında Akbil'den otobüse biniyor. Niye? Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bir tane dersim var. O dersi de vermiyor ki öğrenci aklı yanmasın diye. Var ya çok çakalız ya. Neyse. Şöyle bir şey bildiğiniz gibi mavi tiki almak için insanlar bir böyle sosyal medya uzmanları para ödüyorlar hani. Ben dedim sana Mesut biz siyaset uzmanı olmayalım. Biz sosyal medya uzmanı olalım. Beni yanlış yönlendirdiniz. Sosyal medya uzmanı olsam millete mavi tik alıyorum sana. İşte arsa yatırımı şudur budur derken parayı vururdum. Siyaset uzmanı ne yapıyor? Konuşuyor zaten. Para yok. O Elon Musk'ın 44 milyar dolarını böyle ufak ufak 3'tür 5'tür 3'tür 5'tür toplayacağız. Akıl bedava. Bizim orada da laftır o. Bize akıl verme. Para ver. Para ver. Ulan akıl olmasa sen parayı ne yapacaksın? Çarç üreteceksin gideceksin. Sana akıl vereyim bu akılla birinden parayı kondiklersin. Bence o. 44 milyar dolar. Ben halen de oradayım. Ama bu adam var ya bu Elon Musk yemin ediyorum ya ne zaman çıktı bu adam? 5 sene önce Elon Musk diye bir şey yoktu. Adam var da yerden pire gibi bitti. Dünyanın en zengini oldu. Üstümüze şeyler uydular. Alttan Tesla geliyor. Bir roket atıyor bize. Twitter'a giriyor. Rahmetli dedeme demişler ki 10 bin lira mı daha çoktur yoksa 100 trilyon mu? Dedem dedi 10 bin lira. Niye? Ben öbürünü tanımıyorum. Devam. Mübarek Cadılar Bayramı geldi çattı. Cadılar Bayramı'nda ne kesiyorlar? Kaba. Bence Millet İttifakı Cadılar Bayramı Partisi'ni de masaya alması lazım. Valla en ilginç kostüme ben giymek isterdim. Ben oraya hamsi kostümüyle gitmek isterdim. Bence pelerinle. Olsun hamsiye takarık pelerin. Trabzonsporlular duymasın. Trabzonspor. Oğlum ben Rizeliyim. Yani hamsi sadece Trabzon'un mu? Rize Trabzon sokma bizi birbirine zaten telden tutuyoruz. Yok ben seviyorum. Trabzon'u çok severim. Hakikaten Trabzon hani bir imparatorluk başkentidir. Hani Karadeniz eğer bir devlet olsaydı baştan sona Düzce'den tut Artvin'e kadar oranın başkenti mutlaka Trabzon olur. 1961'de fethedildi. Plakası 61. Türkiye'de bir de mesela bak Malatyalılar 44. Abi o telefonun sonu 44 olsun diye var ya servet harcayanlar var. Araba plakası 44 olacak. Eğer imkan varsa evin de numarası 44 olacak. Telefon zaten 44 olacak. Rize'de de 53. Bende de aynı. Benim de telefon numaram sonu 50. Geçen gün bir tane avukat aradı beni ve 0535 353 53 53. Baştan beri 53. Avukatın numarasını mı verdin? Avukatın numarasını verdim Nüket. Yani bir bayanın numarasını vermedik. Avukatı aradın mı o sana bir dava kitler sana yani. Yani tutup da avukatı işletemezsin herhalde değil mi? Ondan da bir sponsorluk alsak iyiydi ya. Benim kuzenimin arkadaşı var avukat. Yeryüzünde böyle bir anaoğlu bir çocuk yok. Yani böyle fırılda. Abi yolda iki kişi kavga ediyor trafikte. İniyor ikisine de kart vizitini veriyor. İhtiyacın olursa. Böyle çalışacaksın abi. Benim doğalgaz videosundan sonra bir tane avukat arkadaş var. Aradı beni. Abi Allah'ını seversen bize vekalet ver. Abi bir dairem var ya. Bir de böyle diyor bana. Bir dairem var ya. Bırak dedim millet bir rahatlasın dedim ya. Gaz sıkışması var bir rahatlasın. Neyse konumuza gelelim. Kaç gün sürüyor Cadılar Bayramı? 3-5 gün sürer herhalde. 5 gün. Bizim din daha güzel ya. 3 gün sürüyor bizde. Hemen patates. Hemen pop 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 pop. Mücahit Bey olsa bilirdi aslında. Müco bilir. Müco'nun vardır öyle şeyleri. Gider böyle Cadılar Bayramı'na ondan sonra da birine der ki akşam namazını kılabileceğim bir yer var. Yoksa o yüzden mi geldin? Abi siyaset uzmanı olarak evet. Futbola da el atmak lazım. Futbol siyaset ilişkisi biliyorsunuz iyidir. Evet. Beşiktaş'ın başına Şenol Güneş geldi. Beşiktaşlı olarak ne düşünüyorsunuz? Bir de Jorge Jesus'u Fenerbahçe ortalığı sallıyor. Bu işin sonu ne olacak? Futbolun siyasetle ne alakası var? İç içe derler ya. Şenol Güneş'te var ya oldu maşallah Süleyman Demirel. 5 kere gitti 6 kere geldi. Hani Süleyman Demirel her darbe olduğunda şapkamı alır giderim diyordu ya. Bununki de oldu. Fatih Terim zırt pırt Galatasaray'a gidip geliyor gidip geliyor. Bunda yine gelir gibi. Gelir mi? Oraya doğru gidiyor mu? Bence Türkiye'deki futbol özellikle şu son 5-10 senedir hani futbolun cılkı çıktı desek yeridir. Akit TV bir başlık atmış. Yok işte İnönü Stadı'nda hani Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da var ya. İşte
İşte burayı Tayyip Erdoğan yaptırdı. Millet Atatürk'e teşekkür ediyor. Ya bu haberin amacı ne? Ne yapmak istiyorsun? Mesela o haberi bir gördüm. Abi var ya of böyle pusuda bekleyenler aldılar haberi. Vay efendim Tayyip Erdoğan onu babasının cebinden mi yaptırdı? Şunu mu oldu? Ne oldu? Hani Akit bunu yazdığı zaman başı göğe mi erdi ya? Bak Allah Resulü diyor ki bir başkasının kutsalına diyor dövmeyin, saldırmayın diyor. Onlar da sizin kutsallarınıza söverler. Abi girme ya. Şimdi Akit'e bakıyorsun daha muhafazakar, daha hani İslami ritüeller doğrultusunda hayat yaşayan insanların bir araya geldiği bir gazete. Abi ne gerek var ya? Başlıyor adam o da İzmir'in dağlarında. Seni takım yemiş iki tane önemli deli İzmir'in dağlarında. Abi ortada mevzu yok, konu yok. Bir anda birilerini alıyorsun eline bir çomak. Gidiyorsun birilerini karıştırıyorsun. Onlar da başlıyorlar hakarete, sövmeye. Sen şimdi oraya dokunursan, oraya laf sokarsan sonra hani olan bu ülkenin aklı başındaki insanları oluyor. Ben şimdi Beşiktaşlıyım. Beşiktaş tribününden Beşiktaş taraftarları benim değerlerime küfrediyor. Sebep kim? İşte Akit gazetesi. Cumhuriyet bayramı. Adam hani Atatürk duyguları kabarmış. Şarkısını söylüyor. Bırak abi. Bırak. 2-3 gün sonra o zaten laylaylaylaylo. İzmir'in dağlarında. Çak. Zaten 2 gün sonra ayılıyor. Aga hangi aydayız diyor ya. Kemal Kılıçdaroğlu kalktı dedi ki belediye başkanlarımızla konuştuk. Bundan sonra şehirlerimizde uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Belediye başkanlarımızla beraber bu uyuşturucu işinin altından gireceğiz, üstünden çıkacağız. Bunu ortadan kaldıracağız dedi, beni bir gülme aldı. Araba taşıyorsun. Adam kalktı bütün milletin önünde dedi ki abi ülkede vergi almak istiyorsan insan kaçakçısından vergi alacaksın. Uyuşturucu tüccarından vergi alacaksın. Böyle bir yönetim şekli var. Dedi ki işte bir sigara kaçakçılığı yapan bir tane eleman dedi bana Sayın Genel Başkan ben sigara kaçakçılığı yapıyorum. Evime ekmek götürüyorum. Çocuklarım aç. Ben sigara kaçakçılığına işte beni gözaltına aldılar. Şu oldu bu oldu. Ve diyor ona dedim ki Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Ona dedim ki bizim iktidarımızda sen o kaçak sigaranı satacaksın kardeşim. Ulan manyak. Adama de ki biz iktidara gelirsek sana helalinden bir iş vereceğiz. Sen de çoluk çocuğuna ekmek götür. O gelmiyor aklına. Belediye başkanlarımızla beraber bizim bu uyuşturucu işini çözeceğiz dedi ya. Ulan senin belediye başkanların bildiğin Escobar cenaze arabasıyla esrar taşıma. Kimin aklına gelir ya? Şimdi Buket de kulağıma diyor ki acaba diyor uyuşturucu taşınırken cenaze var mıydı? Eğer o varsa o şimdi mahşer yerinde bir uyanacak. Aga neredeyiz? En son arkadaşlar dediler ince bir çiftli var. Bir döndürelim. Buraya nereden geldik aga? Elbiselerim nerede? Alttan da bir şey rahatsız ediyor beni ama. Allah muhafaza ya. Son 2-3 yıldır ülkede hakikaten çok ciddi bir sektör oluştu. Her taraf böyle psikologdan geçilmiyor. Psikoloji bölümünde kıyamet var. Millet birbirinin üstüne basıp o bölümü okumaya çalışıyor. Niye? İş hazır. 85 milyon ülke, en az 70 milyonu deli, kafayı yemiş, potansiyel müşteri. Onun için herkes psikolog olmaya çalışıyor. Psikoloji okumaya çalışıyor. Bir de masrafı da yok. Küçük bir ofis, bir tane ayaklarını uzatabileceğin bir koltuk, bir masa ve otur. Meğer ne çok şey biriktirmişsin. Bu konuda ciddi hasta olan, profesyonel desteğe ihtiyacı olup o birimlerden, o kişilerden destek alanlar istisna. O ihtiyaca binaen ya alınan bir tedavi o. Bu ayrı. Bir tane arkadaşım var gidiyor psikoloğa. Dedim ki ya ne yapıyorsun? Anlatıyorum ona diyor ya. Ne anlatıyorsun dedim. Abi bana bir anlatmaya başladı. Bir noktada dedim ki kaç para veriyorsun? Dedi ki 500 lira. Dedim sana bir şey söyleyeyim dedim. Bu anlattıkların 3000 liraya dinlenmez dedi. O kadar çetrefilli, o kadar berbat. Hak ediyorlar o zaman. Allah'ın hak ediyorlar abi. Aynen öyle. Şunu söyleyeyim. Özellikle bizi izleyen bak arkadaşlar önceki söylemlerinizin hepsini koyun bir kenara. Ciddi olacağı zaman şuna basayım. Bu ciddi konular. Kur'an dairesinden, İslam dairesinden uzaklaşırsanız hiçbir zaman yüreğiniz sizin ferah olmayacak. Yüreğiniz ne zaman daralır, kendinizi ne zaman çaresiz, ne zaman yalnız hissedersiniz o zaman oturun İnşirah suresini okuyun. Allah gönülleri, yürekleri ferahlatandır. İnsanlar İslam'dan uzaklaştığı müddetçe, insanlar secdeden uzaklaştığı müddetçe, insanlar Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştığı müddetçe ömrünün sonuna kadar psikologlara para verecek. Ama en nihayetinde yine de tedavi olamayacak. Çünkü gönülleri rahatlatan, insanın içini huzurla dolduran yalnız ve yalnız Allah'tır. Ve Allah'a kulluk etmek de bedava. Eyvallah bugün güzel muhabbet oldu. Dostlar dediğim gibi siyaset uzmanında herhangi bir konu yok. Herhangi bir çerçeve yok. Sadece yarım saat burada ekiple beraber muhabbet ediyoruz. Sizin de toplum olarak, millet olarak bu son dönemde o kadar çok gülmeye ihtiyacımız var ki. Ha şunu diyebilirsin. E abi izledik programı gülmedik. Abi üniversitede okuyorum. Eşimle beraber aynı okuldayız. Birbirimize karşı ilgimizde var.
konuşalım ailelerimizle. Bizim niyetimiz ciddi. Gittik. O ara benim kayınpederin iki tane araba var kapıda. Kireçburnu'nda Boğaz'a nazır, Bahçeli falan bir müstakil ev. Artı bir Maslak Sanayi'de, bir de Kartal Sanayi'de de iki tane de dükkan var. Sordum, Canan kaç kardeşsiniz? Dedi bir Kenan bir ben. %50. 50-50. İki ay sonra o iki araba satıldı. Aradan 5-6 ay geçti. 2009-2010 krizin olduğu dönem. O dönemde ilk önce Maslak'taki dükkan satıldı. Sonra Kartal'daki dükkan satıldı. Ardından bir gün evde oturuyoruz. Dediler ki bu evin bahçesinin yarısı vakıflar malıymış. Ecri misile gidecek. Kalktım, dedim ki bak bende para yok. Benden kimse bir şey istemesin. Beni bırakın. Bizim Yılmaz Kasaboğlu var. Sanatçı. Bir gün bahçede işte Yılmaz abiyle beraber Sarıyer'de program var. Bahçede oturuyoruz. Yılmaz abi de gırgırın önde gideni. Ama el böyle. Allah'ım Allah'ım. Bir yerden 100 lira alacağı olsun 200 liralık mazot yakar gider alır gelir hani. Ben de o zaman daha yeni evliyim. 1-2 senelik evli. İşte kayınpeder, işte hani Abdurrahman damadı. Damadının da sanatçı arkadaşı. Oturduk. Yılmaz abi anlatıyor bir şeyler. Bir de devamlı çok güzel fıkralar anlatır. Şiveyi çok güzel kullanır. Ara sıra taklitler yapar. Benim kayınpeder de böyle oturuyor. Şimdi Yılmaz abi anlatıyor. Bizim kayınpederde hiç tık yok. En son döndü Yılmaz abi. Kaynanama dedi ki abla dedi bu daha önce hiç güldü mü dedi. Böyle bazıları da vardır böyle yani duvar gibi dururlar. Ama kayınpeder öyle değil benim hoşuma dedi. Ben daha hafta sonu oraya gideceğiz. Yani eyvallah. Bu programda böyle biraz muhabbet edelim istedik. Bir de sosyal medya üzerinden söylemlerimize verebilecek herhangi bir cevabı olmayanlar böyle aklı sıra kulplar takarak bize hakaret etmek ve itibarsızlaştırmak. Hani tabiri caizse bizi alaşağı etmeye gayret ediyorlar. Biz de onların kalesine kontra atakla gol atalım dedik. Siyaset uzmanı diye dalga mı geçiyorsunuz? Evet aga, siyaset uzmanıyım. Hem de kart vizitim bile var. Anladın mı? Önümüzdeki hafta yine buradayım. Öteberiye bir şeyler yazmayın. Cevabını alırsınız bizden. Neyse, yine kapanmıyor. Allah'a ısmarladık.